Dayanışmadır diyorsunuz. Tabii. Bu arada orada da yeni bir gelişme var. O bilgiyi de aktaralım. Sözün yeri gelmişken. Can Atalay ile ilgili yarın 13'te Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı ile Erkan Baş, TİP Genel Başkanı bir görüşme yapacaklar. Bu söylediğiniz nedenle yani o 14 Ağustos'ta tabii, meclisin toplanması. Toplanmasını isteyecekler ama Numan Kurtulmuş'un yapabileceği bir şey yok. Numan Kurtulmuş ev zencisi. Ev zencisi. Ne demek o? Recep Tayyip Erdoğan ne dediyse bize ev zenciliğinden ne anlattıysa Numan Kurtulmuş ev zencisi. Recep Tayyip Erdoğan demeden bir şey yapabilir mi seçim? Tabii Mahmut Abbas'ın ziyareti için hani meclis açılacak. Tabii 15 Ağustos'ta meclis açılması için onlar da bir olağanüstü çağrıda bulundular. Mesela ben Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engyurt olarak Genel Başkan Yardımcısı olarak Salih Uzun kardeşimle birlikte Demokrat Parti İzmir Milletvekili kardeşimle birlikte açıkladık. Biz 15 Ağustos'ta Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirse katılmayacağız. Dedin ya ne yapılabilir? CHP'de katılmayacağını ilan etmeli. Neden? Mahmut Abbas Haniye'nin cenazesine katılmamış. Mahmut Abbas Haniye'yi karşısında hep düşman olarak görmüş. Mahmut Abbas Recep Tayyip Erdoğan gel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuş dediğinde reddetmiş. Ve Recep Tayyip Erdoğan çıkmış. Benden özür dilemeli demiş ve şimdi siz 15 Ağustos'ta bu Mahmut Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ediyorsunuz. Hayırdır? Hayırdır? Özür mü diledi sizden? Ne oldu da geliyor ve Haniye'yi milli yas ilan etti diye, yas ilan edilmemeli diyen, bu memleketin insanlarının büyük bir kesmine cibiliyetsiz diyenler, hangi cibiliyetli anlayışla şimdi Mahmut Abbas'ı o mecliste konuşturmayı düşünüyorlar? Ben soruyorum ya, AKP'lilere soruyorum. MHP'lilere soruyorum. Kendini İslamcı olarak ifade ettiren Hüdapar'lılara da soruyorum. Tarikatlara, cemaatlere soruyorum. Haniye şehidiniz? Haniye İsrail tarafından öldürüldü. Haniye için gıyabi cenaze namazları kıldınız. Selalar okuttunuz. Hepsi güzel, anladık da Haniye için cenaze namazını kılmaya gitmeyen, Haniye için gıyabi cenaze namazı bile kılmayan Mahmut Abbas bu ülkede gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi sıfatla konuşacak? Kim Mahmut Abbas? Kıbrıs'ı tanımayan, Rum kesimini tanıyan. Kim Mahmut Abbas? Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenistan'dan yana tavır alan. Kim Mahmut Abbas? Doğu Türkistan Türklüğü katledilirken, acımasızca 70 yıldır öldürülürken, vahşete ve işkenceye tabi tutulurken Çin haklıdır diyen Mahmut Abbas gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşacak. Ve siz onu dinleyeceksiniz, öyle mi? Ben dinlemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çağrıda bulunuyorum. Dinlemeyeceklerini İyi Parti'ye çağrıda bulunuyorum. Dinlemeyeceklerini ilan etsinler. O meclise katılmayacağımızı ilan edelim. Böyle bir tavır yaklaşım böyle bekler misiniz? Vallahi şu ana kadar böyle bir yaklaşım yok. Çünkü evet. Özgür Özel ne diyor? Ben el sıkmayan olmayacağım diyor. Hı-hı. Ben selam vermeyen olmayacağım diyor. Ben kavgayı büyüten olmayacağım. Yani ne diyor? Vur vurabildiğin kadar Erdoğan diyor. Şimdi burada biraz şöyle oluyor. Yani işte Mahmut Abbas konuşmaya gelecek meclise, Demokrat Parti milletvekilleri katılmıyor. Şöyle bir algı var kamuoyunda. Yani bu Filistin meselesine sanki destek verilmiyor ve karşı olunuyor gibi. İşte orada çocuklar ölürken neden bir şey yapılmıyor? Genel itibariyle muhalefetin tepkileri böyle algılanıyor kamuoyunda. Buna ne dersiniz? Kamuoyunda algılanmıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları böyle bir algı yaratıyor. Taban da ona müsait zaten. A Haber Mutluluk kanalından başka kanal seyretmedikleri için ne anlatılırsa ona inanıyorlar. Pekala bu taban şunu niye sorgulamıyor? Bu Mahmut Abbas Gazze'yi niye tanımadı bu zamana kadar? Bu Mahmut Abbas Filistin niye Hamas'ın lideri olarak seçilen Haniye'nin seçimini kabul etmedi? Niye Gazze'ye saldırılırken Filistin tek mermi atmıyor? Niye Filistin bu savaşa dahil olmuyor? 41 bin insan çocuklarla beraber ölürken Mahmut Abbas ne yaptı? Hangi müzakerede bulundu? İsrail'e karşı hangi tavrı koydu? Yani Filistin mücadelesi diyerek bizi kınayanlar, bizi Filistin mücadelesine destek vermiyor diyenler Mahmut Abbas'ı sorgulamıyor. Bir tane büyükbaş Halil diye bir adam var, kendine hoca diyor. Çıkmış utanmadan diyor ki,
Filistinlinin ölümüne acımayan Türk Müslüman olamaz. Filistinlinin ölümüne acımayan, üzülmeyen insan olamaz. Evet. İnsanın ölümüne üzülmeyen insan olamaz. Sokak köpeklerinin ölümüne bile üzülmeyen insan olamaz. Halil Konakçı gibiler niye Türklüğü katıyor Seçil bu işin içine? Hayırdır, Türklükle ne alakası var bu işin? Öldüren İsrail, ölen Müslüman Filistinli, Türkiye'deki bir hoca, utanmaz hoca çıkıp Türk milletine ve Türklüğe hakaret edercesine Türklüğümüze laf söylüyor. Yahu bu ölümden vicdanen rahatsız olmayan insan değil desene. Ve desene bu İsrail'e ticareti yapmaya devam eden, bu gemileri gönderenler insan değildir desene. Şimdi çıkmış Recep Tayyip Erdoğan diyor ki İsrail'le ticaretimiz %100 oranında durdu. Ama diyor Filistin'le ticaretimiz 110 milyon dolar arttı. Ne sattık biz Filistin'e? Ve nereden gönderdik Filistin'e? Yani Gazze'ye yardımlar uçaktan atılıyor değil mi? Evet. Ekmek, su. Evet. Ama Recep Tayyip Erdoğan iktidarı diyor ki Ticaret Bakanı 110 milyon dolar ne aldı Filistin bizden? Filistin'in bu kadar ticaret yapacak gücü ne? Bu zamana kadar niye yapmamış bu Filistin bizimle? Niye yapmamış? İsrail'e durdu, Filistin'e devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e savaş açarız diyor. Tıpkı Karabağ'a girdiğimiz, savaştığımız gibi diyor. Mavi Vatan'da savaştığımız gibi İsrail'le savaşırız. Biz Karabağ'da savaşa mı girdik? Yani bu milletin gözünün içine baka baka yalan konuşur mu bir cumhurbaşkanı? Nasıl Karabağ'da savaşa girdik biz ya? Savaşa girmek için önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden savaş tezkeresi çıkması gerekiyor. Azerbaycan'a verdiğimiz destekten bahsediyorsunuz. Bu destek, Pakistan da destek verdi değil mi, evet, Azerbaycan'a? Destek farklı bir şey. Yanında olmak farklı bir şey. Bugün şimdi biz Gazze'nin yanındayız. Gazze'linin yanındayız. Biz Gazze'ye savaşmaya mı gittik? Veya Recep Tayyip Erdoğan öyle bir taban var ki sorgulamıyor bile. Türk ordusu Gazze'ye gitsin. Nasıl gideceğiz? Nereden gireceğiz Gazze'ye? Seçin, soruyorum. Suriye'den giremeyeceğiz. Irak'tan giremeyeceğiz. Körfez'den giremeyeceğiz. Amerikan gemileri var. Havadan gidecek uçağımız yok. Biz Gazze'ye nasıl gideceğiz? Ve biz İsrail'e nasıl savaş açacağız? Ve niye İsrail'e biz savaş açıyoruz? Evet. Yani bu Mısır niye İsrail'e karşı durmuyor? Bu Katar niye karşı durmuyor? Bu Arabistan niye karşı durmuyor? Bu Arap dünyasının 9 tanesi Haniye'nin ölümünü kınamadı bile, cenazesine katılmadı bile. Evet.